neden bitti? Kavuşmadan kaderleri bu şarkı bitti. Ah bu şarkı bitti. Baba Müslüm Gürses'i çağırıyoruz. Müslüm Baba geliyor. Müslüm Baba geliyor. Müslüm olmasaydı muhterem yoktu. Muhterem olmasaydı Müslüm yoktu. Bir rüzgar olsaydı karar bulur muydum beni. Müslüm Gürses beyefendi tarzıyla bir tanedir. Yıllarca dinlemişizdir hepimiz. Sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, nöbetlerdeyim başım. Türkiye'nin Leonard Cohen'i diye anıldığına bile şahit oluyoruz. Son pişmanlığım. Benim Müslüm Gürses'e çok özel bir sevgim ve saygım var. Hatırlatıyor. Elleyemiyorum, dokunamıyorum. Rüyalarda kaldım. Paramparça. Şimdi baba. Paramparça. Müslüm Gürses'i alkışlarla uğurluyoruz lütfen. Teşekkür ediyorum kendisine. Her şey güzeldi. Saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın. Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Tanrı istemese insan ölmezmiş. Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Teşvikiye'de bir öğle vakti. Şarkıların dualara, tekbirlerin sloganlara karıştığı bir uğultu. Semtin alışık olmadığı türden bir kalabalık. Bir cenaze töreni. Bir yanda ülkenin en ünlü yüzleri, bir yanda Van'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Edirne'den, hatta Almanya'dan gelmiş yaşlısı genci, kadını erkeğiyle yüzlerce insan. Başlarda bandanalar, boyunlarda atkılar, ellerde pankartlar. Hakkını helal et. Elveda baba. Hüsnet rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Acısı, sevinci, umudu, hüznüyle 60 yıllık bir hayatın, kocaman bir müzik kariyerinin, yüreklere işlemiş bir sesin son yolculuğuydu bu. 2013 yılının 3 Mart'ında hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses sonsuzluğa böyle uğurlandı. Dünyanın en iyi insanını kaybettiğim için çok üzgünüm. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Çocuk da çocuk olur, büyükle büyük olur. Nüktedandı, espriliydi, konuşurken güldürürdü, şarkı söylerken ağlatırdı. Her söylediğini yakıştırırdı kendine.
arabesk de söylerdi. Pop'tan alınmış şarkılar da söylerdi. Birçok sanatçı öldükten sonra değeri anlaşılıyor. Müslüm Gürses hayattayken değeri anlaşıldı gerçekten. Çünkü onun farklı bir çizgisi var. Kendine has bir yorumu. Çok güzel bir kalbe sahip. 40 yıllık dostum. Benden çok şarkı okudu. Onu bundan sonra hep albümlerinde, CD'leriyle, radyolarda, televizyonlarda, eski de olsa o bize her şeyi yeni gibi hatırlatacak. Onu çok seviyoruz. Nur içinde yatsın, huzur içinde yatsın. Müslüm Gürses ilk ismi duyulduğundan bugüne çok farklı bir şekilde halkın gönlüne yerleşti. Hakikaten bir sanatçının bu kadar halk tarafından sevilmesi olağanüstü bir hal. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Çocuk sahibi olamamıştı Müslüm Gürses. Ama sadece sevenleri, eşi, dostu, ahbabı değil, tüm bir ülke, milyonlarca insan onu baba diye çağırdı. Bir babayı sever gibi katıksız, karşılıksız sevdi. Bu sevginin bir sırrı olmalıydı. Çok konuşuldu, yazıldı, çizildi, masaya yatırıldı. Sırrı çok basitti aslında. O neyse oydu. Sadece kendi gibiydi. Evlat, insan olur. Biz neyiz? Yani biz noktanın içindeki bir zerreyiz Kadir'in. Ne olacak biz? Aciz bir kuluz işte. Ben Karacaoğlan'la, Yunus Emre'yle büyümüş insanım. Hatta bir sözünde Yunus Emre şöyle diyor. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir. Felsefesi bizim damarlarımızda. Seni öpüyorum, öpeyim ben. İkisi de sahipsiz. Kimse bilmez neden bitti. Kavuşmadan kaderleri bu şarkı bitti. Bu kadar yabancı topraklarda bu kadar emin adımlarla ilerlemek her yiğidin harcı değil, bunu açık söylemek gerekiyor. Tanrım dünyaya beni sen attın. Bu topraklarda yaşanmış, yaşanan ve de yaşanacak nice hikayeden biriydi aslında Müslüm Gürses'in hikayesi. Belki acısı biraz daha fazla ve şarkı söylerken sesinden dökülen acı onun gerçek hayat hikayesiydi. Zor durumlar, zor, uzun bir yollardan geldi yani, virajlı yollardan geldi. 1953 yılının 7 Mayıs'ında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde hayata gözlerini açar Müslüm Bebek. Akbaş ailesinin ilk çocuğudur. Yoksulluk ve sıkıntılarla dolu bir çocukluk beklemektedir onu. İki kardeşi daha olur. Hayat şartları giderek daha da zorlaşır ve Akbaş ailesi Adana'ya göç eder. Ve daha çocuk yaşında terzi çıraklığından kundura tamirciliğine ne iş olsa yapmaya, eve katkıda bulunmaya çalışır. Sadece ilkokulu bitirebilir bu yüzden. Ama müziğe tutkundur bir yandan. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Yazım öyle damlarda, damda yatarlar Adanalılar sıcak olduğunda. İşte orada ben kendi kendime mırıldanıyordum. Orada bir arkadaşımız da şeye gitmiş, gidiyordu halk eğitim merkezine. Bana dedi ki senin dedi sesin dedi güzel dedi. O günlerde işte dinlediğimiz kimdi? Nuri Sesi Güzel vardı, Neşet Ertaş vardı, Ahmet Sezgin vardı, vardı işte. Bizi aldı götürdü şeye, halk eğitim merkezine. Orada işte değerli hocalardan feyz aldık. Karşıdan Kürt evleri, ah leylim, vah leylim, emmoğlu, yayılır develeri, emmoğlu. 1967 yılında Adana'da bir çay bahçesinde yapılan ses yarışmasında birinci olur Müslüm. Ve sonra o çay bahçesinde şarkıcı olarak çalışmaya başlar. Akbaş olan soyadını o günlerde Gürses olarak değiştirir. Çukurova Radyosu'nda da programlara katılmaya başlar. 1968 yılında ilk 45'lik plağı yayınlandığında henüz 15 yaşındadır.
Emmioğlu ve Ovada Taşa Basma adlı şarkılarının yer aldığı bu plak, Adana'daki bir plak firması tarafından basılır. Ovada taşa basma, dikkat et yaşa basma. Ömür plak etiketiyle ardı ardına yayımlanan ilk 4.45'likten sonra Müslüm Gürses'e İstanbul'un yolu gözükür. Müzik dünyasının kalbinin attığı şehir olan İstanbul'a 1969 yılında gelir. Önce Sarıkaya plak firmasıyla anlaşır ama 2.45'likten sonra Palandöken plağa transfer olur. Ve plak dünyasındaki ilk büyük başarısı bu firma hesabına yaptığı ilk 45'likle gelir. Sevda Yüklü Kervanlar ve Vurma Güzel Vurma adlı şarkıların bulunduğu bu 45'lik beklenmedik bir satış rakamı yakalar. Arabesk müzik 60'larda daha halk müziği ekolüne yakın yürüyor. Nuri Sesi Güzel, Şükran Ay, Yıldız Sezcan gibi isimlerle yürüyor. 70'lerde ise arabesk müzik bugün bildiğimiz manasına daha yakın bir hale geliyor. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Mine Koşan gibi isimlerle ikinci kuşak arabeskçiler ortaya çıkıyor. Müslüm Gürses'in 70'li yıllarındaysa daha ziyade ilk ekole yakınlık var. Nuri Sesi Güzel'e özellikle. Bu dönemde arabesk Türkiye'de belli bir kesim tarafından yok sayılıyor, küçümseniyor, hor görülüyor ve yoz müzik olarak nitelendiriliyor. Hatta tek yayın kuruluşu olan TRT'nin radyolarında ve televizyonlarında asla arabesk müzik çalınmıyor. Ancak şehrin varoşlarından gelen, gecekondularından gelen bu müzik yavaş yavaş meydanlarda ve sokaklarda da duyulmaya başlıyor. Müslüm Gürses ise henüz popüler arabeskçilerin arasında sayılmıyor 70'lerde. Hayat merhametsiz olmuş, dünya kötülerle dolmuş. Of, 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 of. Gürses 1975 yılında Çın Çın plağa transfer olur ve ilk albümü de bu firma tarafından o yıl piyasaya sürülür. 70'lerin ikinci yarısında bir yandan hem İstanbul'da hem de Anadolu'da sürekli sahneye çıkan Müslüm Gürses, bir yandan da ardı ardına plak doldurmaya devam eder. Yıllar boyunca sevilecek o kendine has şarkı söyleme tarzını da bu dönemde bulur. 1977'de yayımlanan 3. albümüyle birlikte başlar bu değişiklik. Bu albümde Selami Şahin, Orhan Gencebay ve Özer Şenay gibi yeni nesil arabeskçilerin şarkıları da vardır. Nerede, nerede, gönlüm eylası, nerede. Tam da o günlerde iki büyük dram birden geçer Müslüm Gürses'in hayatından. Yıllar boyu acılarını ve izlerini taşıyacağı ama büyük bir sabır ve sükunetle herkesten saklayıp hayatı boyunca hiç konuşmayacağı, hiç anlatmayacağı iki büyük dram. Erkek kardeşi ve annesinin öldürülmeleri. İtirazım var bu sonsuz kedere. Müslüm ve Ahmet, iki tane oğlunuz vardı. Evet. Neden vurdular, ne oldu? Bir kıza gönlü düştü, düşmandı. Onlar da vermedi. Jandarmalar geldi, askerliği vardı. Askerliğe gitmem dedi, kızı alman için gitmem dedi. 4 tane asker vurdu. 2 tane bekçi vurdu, beni vurdu. Sonra vuruldu işte, jandarmalar vurdu. Zümgürses köye neden gelmiyor sizin ziyaretinize? Oğlan öldükten sonra gelmem dedi. Öyle mi? Kardeşi evet. Öldükten tabii, sonra? Tabii ya. Çok severdi çünkü beni. Çok. Yaşamak içimden gelmiyor artık. Öylesine dertli, öyle üzgün. Hayatındaki ölümlerin acısı daha çok tazeyken 1978 yılında Müslüm Gürses bu defa kendisi ölümle burun buruna gelir. Bir konser sonrası Tarsus'tan Adana'ya dönerken içinde bulunduğu araba bir tıra çarpar. Orada komaya giriyoruz. 2-3 saat sonra işte gözlerimi açtım. Nereden falan? İşte tıp fakültesi Adana Numune Hastanesi'ndesin falan. Nedir dava? İşte kaza yaptım. Doktor dedi ki alnınıza dedi müthiş bir darbe var dedi. Ameliyat yapmamız gerek. Ameliyat esnasında kalbimiz duruyor. Şok tedavisi neticesinde kalbim çalışıyor. Ve hayata gözlerimizi açıyoruz. Bir bir kapandı ümit kapısı. Bu talihsiz kazanın izlerini ömür boyu taşıyacaktır Müslüm Gürses. Ama hayat her şeye rağmen devam etmektedir. 1979 yılında yayımlanan 6. albümü daha önceki albümlerinin görmediği kadar ilgi görür. Bu durum film yapımcılarının dikkatinden kaçmaz.
Yeşilcan bir süredir içine düştüğü sıkıntıdan şarkılı türkülü filmlerle kurtulma çabasındadır ve o günlerde en çok arabesk şarkıcılarının başrolünde olduğu filmler iş yapmaktadır. En sonunda beni isyankar ettin. 80'lerde Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay gibi popüler arabeskçilerin arasında sayılmaya başlıyor Müslüm Gürses'in ismi. Çünkü ülkenin içine düştüğü depresif ruh halinde artık pop müzikten çok arabesk müzik dinlenmeye başlıyor. Böyle bir döneme giriliyor ve Müslüm Gürses yükselen isimlerden biri oluyor. Yaşamadan ölmeye ihtiyacım var. 1981 yılında yayımlanan Mutlu Ol Yeter albümü, özellikle İtirazım Var ve Mutlu Ol Yeter adlı şarkılarla büyük ilgi görür. Öyle ki Müslüm Gürses bir sonraki albüm için ülkenin en önemli plak firmalarından biri olan Emre Plak'la anlaşma imzalar. ...1982 yılı hayatında yeni bir dönüm noktası olur Müslüm Gürses için. Hayata veda edene dek bir daha yanından hiç ayrılmayacak Muhterem Nur'la o yıl tanışır. Malatya'da bir gazino programına gitmiştir. Kadroda Muhterem Nur da vardır. Tatsız bir olayla başlar arkadaşlıkları. Şöyle bir tokat patlattı sol kulağım. Hala duymuyor. Ve ondan sonra feci kavga ettik. Sonra dediler ki Müslüm çok iyi insandır. İşte ben dedim ki özür dilesin, ben gitmeyeyim, programı bırakıyordum. İkimiz aynı programdaydık. Sonra Müslüm özür dilemez dediler. Hiç kimseden özür dilemez. Aa, bak. Ve bunun üzerine bende acayip bir his uyandı. Ama hareketimden dolayı çok üzülmüştüm. Sonra onu gördüğüm zaman, ertesi Selam sabah gördüm, geceydi bana böyle yaptığı zaman. Odasına gittim. Geç şöyle otur dedi. Dedi eğer dedi akşam dedi kötü bir şey yaptımsa özür dilerim dedi. Ay Allah'ım öldüm ben. Bak. Yani hiç özür dilemeyen bir adam orada özür diledi. Daha sonra İstanbul'a döndük. Hayatımızı birleştirdik. İkimizin hayatı bir oldu. Çocukluk yıllarında Adana'da mahallesinde yazlık bahçede filmlerim oynuyormuş orada. Sandalyenin üstüne çıkıp beni seyredermiş. Boyu küçük olduğu için insanlardan göremiyor tabii. Yukarı çıkıp izliyormuş. Annesi hep dermiş ya bu çocuk Muhterem Nur'a aşık. Gülenler gülsün bana, ağlayanlar, ağlayanlar, ağlayanlar ağlasın. Muhterem Nur, Yeşilçam'ın ilk starlarından biridir aslında. Yaşam öyküsü bir Yeşilçam filminden farksızdır. Annesi onu dünyaya getirirken ölmüş, babasını ise hiç tanımamıştır. Onu büyüten teyzesi ve diğer akrabalarıyla birlikte Manastır'dan göç edip Türkiye'ye geldiklerinde aslında Olga olan adını Aysel Muhterem olarak değiştirirler. Yokluklar içinde geçer çocukluğu. İlkokuldan sonra fabrika işçiliği yapmaya başlar. Yeşilçam'a bir tesadüf eseri ayak basar. Henüz 18 yaşındadır. Figüran olarak başladığı sinemada kısa sürede başrole yükselir, dönemin en sevilen oyuncusu olur. Özellikle fakir ve mutsuz kız rollerinde seyirci onu çok sever. Gülmedim bir gün olsun, hep ağladım, hep ağladım, hep ağladım, gülmedim. Ne var ki kısa sürede kazandığı şan, şöhret ve servet kalıcı olmaz. Yavaş yavaş yıldızı söner, iş bulamamaya başlar. Gün gelir para kazanabilmek için gece kulüplerinde dansöz olarak sahneye çıkmaya başlar. Bu dönemde Yeşilçam filmlerinde ikinci, üçüncü rollerde görünür. Hayatın acılarından daha çok küçük yaşlardayken nasibini almış, yorgun ve bitkindir Muhterem Nur. Tıpkı Müslüm Gürses gibi.
ikimizin de kaderi buydu. İkimiz birbirimizi bulduk. O bana sarıldı, ben ona sarıldım. İkimiz bir insan olduk. Ve ikimiz birbirimizi kurtardık. Yani Müslüm olmasaydı muhterem yoktu. Muhterem olmasaydı Müslüm yoktu. Bizi zaten hiç kimse ayıramazdı o vaziyette. Ölümden başka. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer, senden vazgeçmem. Ben muhterem hanımın efendime söyleyeyim ismine veyahut şusuna, busuna, kaşına, gözüne vurulmaktan öte onun kalbindeki ben sevgisine yani evet. Tutulmuşum, vurulmuşum. 3 günlük hayatın başka nesi var? Baksana herkesin sevgilisi var. Müslüm Gürses 80'li yılları tam bir star olarak geçirir. Ülkede bir kesimin şiddetle reddettiği, yok saydığı, küçümsediği arabesk müzik altın çağını yaşamaktadır. Dostumum diyenler aldattı gitti. Tüm mutsuzların, acı çekenlerin, dertlilerin sesi haline geliyor Müslüm Gürses bu dönemde. Şarkıları televizyonda yayınlanmıyor, radyolarda dinlenmiyor ama plakları milyonlar satıyor. Konserleri hınca hınç doluyor. Bir yılda 4 ayrı firmadan 4 farklı plağının çıktığı dönemler bile oluyor. Sizi dinlemek çok zevkli. Estağfurullah. Gerçekten estağfurullah. İzlemek, dinlemek. Teşekkür ederim. Korsunuz yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Lütfen. Biraz daha konuşun. Fazla konuşmuyor. Konuş sana bir tane. Eyvah. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Konuş sana bir tane. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Arabesk müziğin yükselişi ülkede yeni bir yaşam tarzının da habercisi olmaya başladıkça bugüne dek bu müziği yok sayan entelektüel çevrelerin de dikkatini çekmeye başlar. Dikkatin arabeske odaklanmasında o günlerde Müslüm Gürses konserlerinde yaşanan görüntülerin basına yansımasının büyük etkisi olur. Müslüm Gürses hayranlarının konserlerinde yaptığı taşkınlıklar aslında bir kitleye, bir klana ait olma duygusu. Müslüm Gürses'in sesi altında birleşen bir kitleye ait olma duygusunun yansıması gibi geliyor bana. Hepsi bireysel olarak acılar çekiyorlar ama bu acıları topluca bir ayin gibi yaşıyorlar Müslüm Gürses konserlerinde. Müslüm Gürses buna çok da sıcak bakmıyor. Çoğu zaman tepki gösteriyor. Hatta konserlerinde hayranlarını yatıştırmaya çalışıyor. Bazen de kızıyor ve konser alanını terk ettiği bile oluyor. Çocuklar! Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki. Uykuları kaçıyordu. Gece kalkıyordu. Ya niye insanlar böyle kendini kesiyor? Neden o çocuklar böyle oldu? Gözünün önünden gitmiyordu. Çünkü ben de etkileniyordum. Fanatikleri oldukça kendilerine zarar veriyordu. Her şey boş anlamsız. Şimdi gözümde bin öfke, bin nefret, her bir sözümde yılların çilesi her yüzümde aynada baktım yüze küskünüm. Kendine dön de bir bak haline, aynalara kısmışsın kıl oldum abi. 90'lı yılların gelişiyle beraber ülkede değişen müzik beğenileri ve özel radyo ve televizyon kanallarının yayına başlamasıyla beliren yeni kültürle birlikte arabesk de şekil değiştirmeye başlamıştır. Bir yandan arabesk poplaşır, bir yandan da pop müzik arabeskten beslenmeye başlar.
İbrahim Tatlıses sosyetenin düğünlerinde sahneye çıkmakta, Orhan Gencebay'ın müziği akademisyenler tarafından tez konusu yapılmakta, 80'lerin acıların çocuğu Emrah ekranlarda dans ederek pop şarkılar söylemektedir. Furya'nın Müslüm Gürses müziği üzerindeki etkisi ise ilk kez 1990 yılında kendisini gösterir. Gürses'in o yıl piyasaya çıkan Yüreğimden Vurdun Beni adlı albümünde sözleri Nilüfer'e, bestesi Buğra Uğur'a ait İnkar Etme adlı Nilüfer şarkısının Müslümce yorumu da vardır. Diyorsun ki gözyaşların faydasız, senin zaten hiç sevmedi. İnkar etme yalvarırım, sen de sevdin beni bir zamanlar. İnkar etme yalvarırım, sen de sevdin beni bir zamanlar. Dağ gölleri gibi gibi hasret çektim her gece. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşin seni de, beni de belalı. 90'lar boyunca albümlerinde zaman zaman Böyle Ayrılık Olmaz gibi, Hava Nasıl Oralarda, Belalım gibi dönemin sevilen pop şarkılarına yer verse de Müslüm Gürses'in tarzı ve tavrı aynıdır. Yine albümler ağırlıklı olarak acılı arabesk şarkılarla doludur ve en pop şarkıda bile Gürses yine kendi gibidir. Bu dönemde Adını Sen Koy, Senden Vazgeçmem, Benim Meselem ve Usta gibi her biri birer Müslüm Gürses klasiği olacak şarkılar ardı ardına çıkar piyasaya. İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda, sevgi çiçeğimdin gönül bağımda, elle yer etmiştin kalp otağımda, sınavı kuvvetli adını sen koy, adını sen. Ülkedeki entelektüel kesimin arabesk karşıtlığı yerini yavaş yavaş başka bir düşünceye bırakmaya başlamıştır artık. Arabesk bu ülkenin cazı, soul'u, blues'udur aslında diyenlerin sayısı giderek artar. Arabesk müzik o kadar yıllar boyunca küçümsenmesine, yok sayılmasına rağmen, yasaklı olmasına rağmen etkisini kaybetmeyip hatta gittikçe daha geniş kitleleri etkisi altına almaya başlıyor. Aslında bir yaşam tarzına dönüşüyor arabesk. Böyle olunca da artık inkar etmekten vazgeçip kabullenmeye ve sebeplerini araştırmaya başlıyorlar. Bu dönemde Müslüm Gürses'in Türkiye'nin Leonard Cohen'i diye anıldığına bile şahit oluyoruz. Müslüm Gürses'in sesinin giyinebileceği şarkıcılar var dünyadan. İşte bildik örnekler nedir? Leonard Cohen'dir, Nick Drake'dir, Rick Kay'dir, Tinder Stax'dir. Hatta kadınlardan Meryem Faithful'dur, hatta Suzanne Vega'dır. Mesela bir sevda türküsüdür mesela. Aşkımın öyküsüdür mesela. Yeryüzü gökyüzüdür mesela. Her türlü müzikten sonsuz zevk alan insandı. Arabeske karşı büyük zaafı vardı. Folklorla başladı, arabesk okudu ve dinlediği parçalar yani çok garip gelecek ama Chopin olsun, Mozart olsun, bu yani yabancı müziğe karşı da son derece zaafı vardı. Hani arabesk okuyor şöyle böyle filan, küçümseyenlere de bozulmuyordu. Çektim. Bana bir şey söylemedi. Yıllar sonra dönsen de boş. Son pişmanlık ne yara? Her şeyi bedeli var. Olmadı ya. 2000'li yıllar geldiğinde artık kimsenin inkar etmediği bir Müslüm Gürses gerçeği vardır Türkiye'de.
onu o güne dek hiç dinlemeyenlerin, bu tür müziğe ilgi duymayanların bile ilgisini çekecek ilk şarkı, 2001 yılında seslendirdiği Olmadı Yar adlı şarkı olur. Ne tesadüftür ki yine sözleri Nilüfer tarafından yazılmış bir şarkıdır bu. Daha önce Asya tarafından seslendirilen şarkı, Müslüm Gürses'in sesinde bir hite dönüşür. Ve asıl kıyamet bir yıl sonra, bir sonraki Müslüm Gürses albümünde kopar. Gürses bu defa çıtayı biraz daha yükseltmiş ve bir rock şarkısını, Teoman'ın Paramparçasını yeniden söylemiştir. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım, bir baytamı rezil üstünde. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatla. Paramparça, 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 paramparça. Pop tarzı okumaya başladı. O zaman isyan etti bazıları. Mektup yazıyorlardı, telefon ediyorlardı. İşte baba bize niye bunu yaptın, niye bizi terk ettin? O da diyordu ki oğlum, işte sahneden de söyle, ben sizi terk etmedim. Pop şarkılarını sevenler de Müslüm Gürses'in o şarkıları söylemesini aslında bir ihanet olarak algıladılar. Mesela Teoman hayranları da bunu sorguladı. Allah'a şükür o tarzı geçince orada da çok sevilmeye başladı. Bu sefer yeniden hayranlarıyla beraber oldu. Gece gelmiş yatağım boş. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sen uzaktasın, ben uzanmış. Sensiz olmaz. Bir ömür yetmez ki sana doyma. ...2006 yılında Müslüm Gürses tüm kariyerinin en farklı albümüyle çıkar dinleyici karşısına. Prodüktörlüğünü şair ve yazar Muratan Munga'nın yaptığı bu albüme Aşk Tesadüfleri Sever adı verilmiştir. Albüme bir de Mucize ve Buluşma üst başlığı konur. Gerçekten de öyledir. Memleket müzik tarihinin görüp göreceği en enteresan buluşmalardan biridir bu. Üstelik bu defa şarkılar Müslüm Gürses için özel olarak yazılmış, bilinen yabancı şarkılar Türkçe'ye uyarlanmış, düzenlemelerde pop ve rock tınılarından kaçınılmamıştır. Baba, fanatiklerinin elinden tamamen kayıp gitmiştir yani. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Müslüm Gürses'in sesi ve okuyuş tarzı bizim kültürel soya çekim haritamızda bana kalırsa Gazelhan geleneğine, Hafız geleneğine uygun düşüyor. Ben Mardinliyim. Müslüm Gürses Urfalı. Urfa'dan yola çıkmış, Adana'da yetişmiş. Aranızda ne gibi ortaklık var diye sorular geliyor bazen. Şunu söylüyorum. Yani aramızda ille entelektüel anlamda büyük bir ortaklık olması mı gerekiyor? Bizi benim Mardin'den, onu Urfa'dan yola ve dünyaya çıkartan eski bir şarkısında söylediği gibi sevda yüklü kervanlar olamaz mı? Sonuçta ikimiz de aşk ve kalp adamıyız. O kendi sahasında, ben kendi sahamızda, biz bunun yatağını kazıyoruz. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken, öğleden sonra affet ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülür. Sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Böyle bir tarza girdiğimizde zaten tarz değişikliğine yine kendi anlayışımız dairesinde, evet, olayı ele alıyorduk, efendime söyleyeyim.
kendimizce yorumluyorduk. Senin sesinden her şey güzel. Sağ ol, sağ ol. Sen neyi söylersen söyle. Allah yaradan bizi yaradan öyle lezzetli bir şey vermiş ki buraya. Şükürler olsun. En çirkin şarkıyı bile yakışıklı hale getirirsin. Estağfurullah. Süpersin, süper, süper! Müslüm Gürses sonraki iki albümünde de Şebnem Ferah, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Fikret Kızılok ve Ajda Pekkan gibi pop ve rock dünyasının popüler seslerinden sevilmiş şarkıları yeniden seslendirmeye devam eder. Dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Gürses'in tarzının dışında şarkılar söylemesi belki yine kabul edilebilir bir şeydi ki nitekim bir kısım hayranları da sevdi ve beğendi. Ayrıca ona yeni kitleler kazandırdı bu şarkıları söylemesi. Ama galiba asıl büyük tepkiyi reklam filmlerinde oynaması ve özellikle de reklam filmlerinde komik bir Müslüm Gürses vardı. Bu bizim hiç alışık olmadığımız, özellikle hayranların hiç alışık olmadığı bir şeydi. Hayatta her şey senin istediğin gibi olmuş. Bu yüzden nice aşklar mutlu sonla bitmiyor. Müslüm Gürses'in hayattayken tamamladığı son albümü 2010 yılında Yalan Dünya adıyla yayımlanır. Bu albümden sonra iki proje vardır kafasında. Çalışmalara başlanır, hatta türkü albümü neredeyse hazır hale gelir. Ne var ki tam da o günlerde bypass ameliyatı olmak için hastaneye yatar. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Evden zor çıktı zaten. Eviyle vedalaştı önce. Her tarafa baktı, böyle yatak odasına gitti, koridorlara. İnanmazsınız, banyoya kadar gitti. Dedim ki Müslüm çıksana artık hayatım dedim. Gidelim artık, aşağıda bekliyorlar dedim. Böyle çok sinirleri bozuldu herhalde, dedi ki ya dedi ama bypass gibi kadınsın ya dedi, gidelim gidelim. Peki gitmeyelim hayatım, oturalım dedim. Oturdum, o gitti salona oturdu ama yani aşağıda da insanlar bekliyor bizi, gideceğiz. Şey dedi, kalk hayatım dedi, hadi gidiyoruz dedi 5 dakika sonra. İndik gittik, yollarda espri yapıyordu arabanın içinde. Ya diyordu Songül, benim yerime ameliyat sen olsana. O diyordu ki olur mu abi, ne olacak filan. O da kalk 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 gülüyor. Kalktık hastaneye gülerek, espri yaparak gittik. Bu ameliyat Müslüm Baba için sonun başlangıcıdır. Aylarca yoğun bakımda kalır. Hayranları günlerce hastanenin kapısında nöbet tutar, dua eder. 4 ay komada kaldı. Yılbaşına 3 gün vardı. Kendine geldi. Dediler ki işte yukarı artık çıkarırız. Yılbaşı gecesinden bir gün evvelde, ertesi gün de yılbaşıydı. Hastanede herhalde eğlence yapıyorlar her sene kendilerine göre. Tabii oraya gidemedi. Yoğun bakım doktoru dedi ki Müslüm Bey gidemez oraya dedi. Öbür odadan akşamüstüydü. 4-5 kişi geldi. O arkadaşlar Müslüm'e elini uzattı. Müslüm de onlarla tokalaştı. Nedense kalbime bıçak sokuldu sanki. Eyvah dedim, enfeksiyon kaparsa ben ne yaparım? Müslüm babayı maalesef kaybetti. Ne var ki 2013 yılının 3 Mart günü acı haber duyulur. Müslüm baba hayata gözlerini yummuştur. Pazar günü sabahleyin kahvaltı ediyordum. Televizyonda altyazı geçti. Müslüm babayı kaybettik. Zaten içime doğmuştu. Kayboldu gitti işte. Ben de kaybolmadı. Dünyanın en büyük acısı benim için. Unutamayacağım mahşere kadar. Dünya.
dünyada sevilmiş ve seven nafile bekirler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Ya çok giden memnun ki yerinde. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinde. Ervah ve ezelden tevhik alemde, tevhik alemde. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Ameliyat için hastaneye yatmadan önce Müslüm Baba yapımcısına "Olur da ölürsem albümün adını Veda koyun" diye vasiyet eder. Son sözlerini ise ameliyata girmeden önce eşi Muhterem Nur'a fısıldamıştır. "Hayat bana zordu ama güzeldi. Herkesten tek isteğim var. Haklarını helal etmeleri." Müslüm Gürses 4 Mart sabahı Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılan törenle uğurlanır son yolculuğuna. Sen gel ömrümü der ferahi, yandım yandım yer ateşinde. Der ferahi, yandım yandım. Her ölüm kadar erken, her ölüm kadar zamansızdır gidişi. Ama hiç unutulmayacak, sesi hep kulaklarımızda kalacaktır nasılsa. Tesellisi bu olur onu sevenlerin. Şarkıları bir kez daha acılı yüreklere, yaralı kalplere, hayata merhem olur. Ağlayarak gelme, mezar taşıma. Uyanıp da sana gülemem gayrım. İçimde yaşatı da dünyada yok. Elleyemiyorum, dokunamıyorum. Rüyalarda kaldı. Bir ömür yetmez ki sana doymaya. Ama sevgilim bir hayat yetmez ki. Bir kıyısından başlasam.